Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle sohbet havasında bir program, bir video yapmak istedim. Bu video diğerlerine nazaran biraz daha uzun olabilir. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Fakat bu videonun içinde çok önemli, çok fazla sayıda noktaya değineceğiz. Fark ettim ki 4 dakikalık, 8 dakikalık hatta 10-12 dakikalık videolar bile aslında konuları sadece yüzeysel olarak anlatmamıza yarıyor. Ben de dedim ki sizden de gelen talepler doğrultusunda Haftada bir böyle bir video atmaya çalışacağım. Bu formatın devam etmesini istiyorsanız hatta bu formata bir isim düşündüyseniz bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videonun içerisinde bulacağınız konulardan kısaca bahsedeyim. Doğu Akdeniz konusuna değineceğiz. S-400'ler hakkında konuşacağız. İngiltere'de başkan seçilen, soyu Osmanlı'ya dayanan Boris hakkında konuşacağız. Ve bunun yanında en önemli konu son zamanlarda gündemde olan Erdoğan öldü mü başlıklı bir konu ele alacağız. Genellikle Arap basınında ama dünya basınında da Erdoğan'ın öldüğüne dair haberler var. Bu tip spekülasyonlar hakkında konuşalım. Erdoğan acaba öldü mü? Geçmişe gittiğimizde Osmanlı döneminde de Fatih Sultan Mehmet gibi ve birçok padişahında ölümünün bir ay sonra açıklandığını biliyoruz. Acaba Erdoğan'ın başına böyle bir şey geldi mi? Bu konu hakkında medya ve internete detaylı bir araştırma yaptım. Bu araştırma sonucu aslında elle tutulabilir bir veriye de ulaşamadım. Hepsi spekülasyondan öteye gidemiyor. Erdoğan'ın ölmüş olma ihtimalinden bahsediyorlar. Çünkü Erdoğan iki haftadır piyasada da yok. Bence Erdoğan çok yoğun bir bürokrasi çalışması içerisinde. S400'ler ülkeye geldi ve bununla beraber bir ambargo, bir yaptırım bekliyoruz. Birkaç yerden bazı sesler geliyor. Tehlike çanları her zaman olduğu gibi yine çalmakta. Erdoğan acaba bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. O yüzden mi medya önüne çıkmadı? O yüzden mi halkla birleşmedi diye düşündüm. Fakat Erdoğan yıllardır bu topraklarda başına ne gelirse gelsin ne olay yaşanırsa yaşansın her zaman halkla birlikte olmuştur. Her zaman bir konuşma, bir sohbet, bir birliktelik oluşturmayı bilmiştir. Erdoğan öldü haberlerini bir kenara bırakalım. Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bir problem olduğundan bahsediliyor. Felç olduğu, kalp krizi geçirdiği ve bunun yanında zehirlendiğinden bile bahsediliyor. Bana sorarsanız bu tip haberlerin aslı yok. Yani medyada çıkan bu tip çarpık haberleri aldırış etmemek lazım. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Erdoğan hepimiz gibi bir fani. Yarın o da bu dünyadan göçüp gidecek. Erdoğan ölürse ne yapacağız diyenler var. Erdoğan öldükten sonra ümitsizliğe düşenler var. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Erdoğan da bu hayata gözlerini bir gün yumacak ve ardından yine Erdoğan gibi hatta onu da katlayacak bir yiğit ortaya çıkacak. Anadolu her zaman bu tür yiğitleri yetiştirmeyi bilmiştir. 70'li yıllar Türkiye ile Amerika'nın arasındaki gergin zamanların yaşandığı en üst düzey zamanlardı. İlk gerilim haşhaş ile ortaya çıkmıştı. Türkiye'de CHP ve MSP koalisyonu iktidardaydı. Başbakan Bülent Ecevit, Amerika'nın baskısı yüzünden yasaklanan haşhaş ekimini 3 yıl sonra serbest bırakmıştı. Amerika'nın tüm baskılarına rağmen bunu yapmayı başarmıştı. Biliyoruz ki o dönemde Amerika incirlik üstüne de sokulmamıştı. Hatta Kuzey Kıbrıs'ta bile Amerika'nın sözlerini dinlememiştik. Tabi bunlar yaşandıktan sonra artık Türkiye hedefe geçmişti. Amerika'nın sözünü dinlemememiz, Kuzey Kıbrıs'a çıkartma yapmamız, Haşhaş ekimine devam etmemiz. Bu tip olgulardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bize karşı bir yaptırım uygulandı. Ancak yaptırımlar bununla kısıtlı kalmadı. Söz dinlemeyen Türkiye'nin başına ilk defa uluslararası bir terör örgütü musallat oldu. Asala Hepimiz biliyoruz. Yurt dışındaki bürokratlarımızı, iş adamlarımızı, devlet büyüklerimizi öldürmekle görevli bir birlikti bu. Hain bir oluşum. Ermeni asıllı olduğundan söz ediliyordu. Ama biz asala yok edene kadar birçok cinayete imza attılar. 35'e yakın devlet büyüğünü infaz ettiler. Bu Türkiye için büyük bir kayıp olmuştu. 4 Temmuz 1994 yılında da son cinayetlerini işlediler. Ardından Asala yok oldu. Peki ama bunca cinayeti Asala örgütü nasıl işlemişti? Kimlerle işbirliği yapmıştı? Kimler Asala'ya peşkeş çekmişti? Bunların hepsinden bahsedelim. Kısaca geçeceğiz. Merak etmeyin. Öncelikle altını çiziyorum. Amerika Birleşik Devletleri yıllarca Asala'yı terör örgütleri listesine almadı. Buradan da anlayacağınız gibi Asala ile Türkiye'yi bir terbiye etme operasyonu ortadaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Türkiye'deki devlet büyüklerine yönelik, Türkiye'deki bürokratlara yönelik yapılan suikast girişimlerini görmezden gelmeyi bildiler. Amerika Birleşik Devletleri dağılma dönemine girdiğinde ise Asalayı terör örgütleri listesine aldı, mecbur kaldı ve biz Asalayı yok ettik. Ardından PKK gibi bir hain oluşum karşımıza çıktı. Ardından PKK gibi bir hain oluşum ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Şu an PKK'nın son günleri yaşanıyor. PKK'nın devri de artık bitti. Fakat şimdi yeni bir terör örgütü mü geliyor? Yurt dışında yine Türkiye'nin bürokratlarına yönelik bir hain suikast girişimi yaşandı. Aslında girişim dememek lazım çünkü bu suikast başarıyla sonuçlandı maalesef. Yani asala biterken PKK başladı. PKK'nın son zamanlarında FETÖ devreye girdi. Aslında ömrü çok daha uzun olarak planlanmıştı. Fakat pimi çekilmiş bomba ellerinde patladı. Peki şu an yeni bir asala versiyonu mu gündemde? Türkiye'yi yine bu tip şeylerle mi kurcalamak istiyorlar? Bunu bir düşünelim. Bunun yanında PKK'nın Erbil'deki Türk misyonunu hedef almasının çok önemli iki sebebi var. Birinci neden Peşmerge Kürt yönetiminin Pençe 2 operasyonuna yol açması. Bu operasyon sayesinde PKK'lılar aciz bir şekilde köşeye sıkıştı. İkinci sebep ise tamamıyla Pençe 2 operasyonu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonla PKK birlikleri ve Kandil aciz bir şekilde köşeye sıkıştı. Hatta köşeye sıkışmakla kalmadı alanları daralmış durumda. Yani şu anda bitmek üzereler. Bir ay kadar önce üst düzey bir güvenlik yetkilisiyle Suriye hakkında Fırat'ın doğusu hakkında konuşmuştuk. Olası tehlikelerden ve senaryolardan bahsetmiştik. Muhatabım olan kişi yakında oraya vurabiliriz diye yekten bir cümle sarf etti. Aslında yersiz bir konuşma olmuştu. Ağzından mı kaçırdı bilmiyorum. Cümle çok şaşırtıcı değildi ama mahiyetini anlamak için biraz daha konuşmamız gerekiyordu. Amerika ile yönetilen iyimser müzakerelerden bahsettim. Trump'ın Osaka'daki konuşmasından ve son olarak Trump'ın S400'ler hakkında yaptığı Obama'yı suçlayan konuşmasından bahsetti. Güvenli bölge konusunda Amerika'nın kimseyi yanına alamadığı için Türkiye'ye yönelmek zorunda olduğundan bahsetti. YPG'nin bu bölgeden tamamen atılması için bir mütabakata varıldığı iddialarından bahsetti. Konuştuğum kişi bu anlattıklarım sonrasında kafasını olumsuz bir şekilde sallayarak bana şu cümleleri sarf etti. Amerika ile yakın olmaya çok mu çok uzağız? Yani aslında yaşananlarla asıl olanlar farklıydı. Bizim bildiklerimizden daha çok bir de bilmediklerimiz vardı. Biz bu konuşmayı yaptıktan birkaç gün sonra Türkiye, Suriye ve Irak'ta aşiret ağlarıyla bir araya geldi. Aynı zamanda Özgür Suriye ordusuyla da bir mütabakata vardı. Özgür Suriye ordusuna verdiği dik de şuydu. Her an hazır olun. Her şey olabilir. Bunlar yaşanırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de o bölgeye bir silah, mühimmat yığına yaptığı belirtildi. Sorunun nerelere kadar varacağını bilemeyen Amerika Birleşik Devletleri yönetimi endişelenmeye başladı ve bir hamle yapma gereği duydu. Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Eş zamanlı olarak Türkiye'ye gözdağı vermeyi amaçlayan bir operasyon da gerçekleşti. Biz bilmiyorduk ama onlar Türkiye'nin bir operasyona daha imza atacağını biliyorlardı. Tek amaçları bu operasyonu bir şekilde durdurmaktı. Ya zorla ya ikna ederek ya da taviz vererek. Ama yapmak istedikleri tek şey Türkiye'nin oradaki ilerlemesini yavaşlatmak ve bitirmekti. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının ne kadar önemli, ne kadar hassas olduğunu burada da bir kez daha anlamış olduk. Amerika ile Türkiye arasında son günlerde bir sessizlik var. Ama sessizliğin ardında bir fırtına yatıyor. Yazının ilk başında söylediğimiz gibi Amerika'ya yakın olmaya çok uzağız. Bu cümle aslında tüm konuşmayı, tüm konuyu kapsıyordu. İşin aslına baktığımızda her şey dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geliyor. Amerika ve Türkiye müttefik değil. Düşman. Peki bu düşmanlıktan kim karlı çıkacak? Kim güçlü kim zayıf? Kim galip kim mağlup olacak? Bunu zamanla göreceğiz. Türkiye attığı adımlarda haklı ve bu adımları aynı istikrarla devam ettirmek zorunda. Gelelim İngiltere'nin yeni başkanına. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken ve bu yüzden de seçilen Boris Johnson. Dedesinin babası Ali Kamil yakın tarihimizdeki önemli kişilerden birisi. Ders kitaplarımızda da adı geçiyordu. Bazılarınız belki hatırlar. Ama genel olarak ders kitaplarımızda hain olarak nitelendiriliyordu. Bu konu hakkında ben kendi yorumumu yapmak istemiyorum. Gelin uzman birinin fikirlerine başvuralım. Falih Rıfkı Atay. Bakın meşhur eseri Çankaya'da Ali Kamil için neler yazmış. Ali Kamil Hüseyin Cahit'in kaçacağı ve kendisinin bir gazeteye yerleşeceği günü beklemekteydi. Hain olduğundan mı? Hangi mana? Ali Kamil parasız ölmüştür ve yabancı uşaklı yapacak bir mizahçı da değildi. Ali Kamil bir tanzimatçıdır. Ne istiklalci ne de milliyetçidir. Fakat huyu suyu, ahlakı ve üslubu zamanın tam millisi, o günkü toplumun tam tersiydi. Ona göre Osmanlı Devleti ancak düelli muazzamın himayesi altında yaşayabilir. Hatta aynı devletlerin teminatı ile meşruiyeti bir hayat evrimi geçirmelidir. Türkler kendi başlarına kaldılar mı? İddiat ve terakki rejiminden başka türlüsünü yapamazlar. Ne ekonomik milletler ne de maliyetlerini düzeltebilirler. Şimdi buna bir şey daha eklemek lazımdır. Ali Kamil bu memlekette dilediği gibi yazarak yaşayabilmek için imtiyazlı yabancılar kadar arkalı ve teminatlı olmalıydı. İttihat ve Terakki yahut ola benzer milliyetçiler iktidara geldi mi? Ali Kamil için ömrünü gurbette veya hapiste geçirmekten başka çare kalmazdı. Ali Kamil bu yüzden mütakerede amansız iddiaçı düşmanlığı yapacaktı. Bir iddiaçı isyanı saydı yahut nasıl olsa bir rejime varacağı için Kuvayi Milliye'nin de hasmı olacaktı. Bir zafer havadisi duyduğu zaman bile ''Evet, iyi ama tarihimizde zafer mi yok? Eğer bunun faydasını görmek istiyorsak Mustafa Kemal artık işi düellü muazzamın güvenceye bir baba aliye bırakmalıdır.'' diye çekti. Unutulmamalıdır ki Osmanlı saltanatı bir yarı sömürgeydi. Kapitülasyonlar rejimi altındaydı. Falih Rıfkı Atay'ın kitabında birçok noktaya da değiliyor. Size de okumanızı tavsiye ederim. Boris Johnson Türkiye'ye çok ilgili. Hain mi, değil mi? Faydalı mı, faydasız mı bunları bilemem. Bunu zaman gösterecek. Ama bunu avantaja çevirmek yine bizim elimizde. Boris Johnson İngiltere, Avrupa ve Amerika ile Türkiye arasında bir köprü görevi görebilir. Yeter ki doğru kanallara dokunulsun. Frekans tutturulsun ve ikna edilsin. Erdoğan'ın ikna kabiliyeti çok yüksek. Bunu Osaka'da gördük. Osaka başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya organlarının yazdığı tek şey şuydu: Görünecek bir şey. Ama Erdoğan Trump'ı ikna edebilir. Erdoğan'la Trump Osaka'da görüşmemeli diyorlardı. Erdoğan Boris Johnson'ı da ikna edebilir ve İngiltere ile birlikte önemli işlere imza atabiliriz. Eğer bu formatta videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.